Meraklis ekranlarından herkese selamlar efendim. Tekrar hoş geldiniz. Oyunumuz New Replicant kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. Bir önceki bölümde Gölge Efendisi'nin bunca zamandır hep burnumuzun dibinde olduğunu öğrendik ve Kayıp Tapınak'ta Kayıp Tapınak'a giden bir ipucu bulduk. Daha doğrusu Popola bizi oraya yönlendirdi. Orada da bir boss savaşına girdik. Onun sonucunda bir parça elde ettik. Bu parça da Gölge Efendisi'nin kalesine giden geçidin anahtarlarından bir tane parça. Daha birkaç tane daha parçası var. Bu anahtarın onların hepsini toplamamız gerekiyor. Taş muhafız mıydı? Öyle bir şeydi yanılmıyorsam ismi. Bu toplamamız gereken parçalar diğer bölgeler. Yani Junk Heap, Forest of Myth ve daha önce muhtemelen bulunduğumuz bölgelerden bir tanesinde. Bir saniye şunu alabilirim. bulduğumuz taşın parçasının üzerinde kadim yazılar vardı. Bunları deşifre ettik bir şekilde. Ve üzerinde yazılan yazılardan anahtar parçalarının, daha doğrusu bu taş muhafız denilen şeyin parçalarının çeşitli yerlerde olduğunu öğrendik dediğim gibi. Bir tanesi Junk Heap, diğeri Forest of Myth'ti. Bir iki tanesi de nerede olduğu bilinmeyen bir yerde. Muhtemelen zaten o ikisini saydığına göre diğer yerlerdedir diye düşünüyorum. O bölgelere doğru görevimiz başlamış vaziyette. Şimdi Junk Heap'te zaten birkaç tane ek görevimiz vardı. Oraları halledeceğiz. Yani umarım halledebiliriz. Junk Heap'in gidemediğimiz noktaları vardı Junk Heap'te. Ha, bu ikisinden yardım istemeye geleceğiz. İlk buradan başlamayı tercih ettik. Burada bir sürü makine var ama ne kadarını kullanabiliriz bilmiyorum. Oo, şuna da bak. Yeni gibi görünüyor. Hey, dikkatli ol, tamam mı? Burası çok tehlikeli. Ben iyi olacağım. Hoppa. Oh no. Huh? Look out. Huh? Uh-oh. Bu iyi olmadı. Böyle her zaman bir aptal küçük kardeş vardır ya. Bak, abisi kendisini feda etti. Jacob. Ya. Oh God. This can't be happening. Jacob. Jacob. Ne oldu? Kolu mu koptu? Ne oldu lan? Oğlum göstersene ne oluyor? No! Kolu koptu herhalde. Karşıda da bir tane ampul gibi gözler. Ampul takmışlar oraya. Lan 1500 yıl sonra bu mu yani? Buraya mı geldik? Okay, yani şimdi çocuğu kurtarmamız gerekiyor tabii ki. Bakalım bütün bunların sonunda kız kardeşimize ulaşıp onu kurtarabilecek miyiz? Perhaps we should speak to the brothers. Evet. They might know something about this. Kardeşlerle konuşmalıyız belki dedi Weiss. Onlar muhtemelen bir şeyler biliyordur dedi. Şimdi buraya geleceğiz. Umarım çocuk çıkmıştır. Bakalım burada mı? Kendisi burada. Oh, hey there. It's been a while. Hey, bir süre oldu. You're the little one, aren't you? Sen küçük olansın değil mi? Büyüdün. Abin nasıl? My brother's been dead for 4 years. Abim 4 yıldır ölmüş. Ne? 4 yıl önce olmuş demek ki o mevzu. Aa, anlıyorum. Lütfen sorumu mazur okay. Gör. Önemli değil. Sana bir şey sormalıyım. Ne oldu? Burada shade olduğuna dair herhangi bir söylenti duydun mu? I'm looking for one that's unusually big and powerful. Küçük olanlar değil. Büyük ve güçlü olanlardan bahsediyor. Hayır, öyle bir şey duymadım. Ama dinlemiyordum da. O ne demek ya? Tek istediğim robotları yok etmek.
Onları paramparça etmek. Okay. Tamam. Never mind then. Tamam o zaman. Sen daha sonra görüşürüz seninle. Wait. Wait, no, bekle, ne oldu? I recently got my hands on a weapon. Yakın zamanda ellerime bir silah buldum daha doğrusu. Gerçekten çok güçlü bir silah. I thought you might get some use out of it. Senin işine yarar diye düşündüm. Iron will, two-handed, ha? This sword has seen better days. Bu kılıç daha iyi günler gördü. It's pretty beat up. Biraz harap olmuş. But it's fairly powerless right now. Ama potansiyeli var. Ama şu an bir miktar güçsüz. Can you repair it? Tamir edebilir misin? I can repair anything with the proper materials. Gerekli materyallerle her şeyi tamir edebilirim. I'll get the parts. Eğer tamir edeceksen ben parçaları bulurum. I'm so glad I decided not to throw this out. Bunu fırlatmamakla iyi etmişim. I'm gonna need some memory alloy. Biraz memory alloy gerekecek. Only the real big enemies on the second basement level have them, so watch yourself. İkinci basement neydi ya? İşte ikinci kattaki büyük düşmanlardan alırsın onları. O yüzden dikkatli ol. Also, here's the passcode to get down there. Use it on the elevator. Anahtarı, evet, asansörün anahtarını aldık. Süper, zupa dupa. Şurada bir save patlatsa mıydık? Yok, gerek yok. Gel buraya. Akşama fare çorbası var. Bakalım mı çalışıyor mu? Ya çocuğum. Tamam, muhtemelen bu ne biliyor musunuz? Gideceğiz bir yere, aşağılara ineceğiz şuradan. En son çıkarken buradan çıkacak. Bunu çıkış yapmak için kullanacak diye tahmin ettim ben. Bilmiyorum bakalım. Pardon. Evet, Resident Evil artık çıkmak üzere. Yani şu an 6 Mayıs'tayız ben bu oyunu oynarken. Paylaştığımda muhtemelen 7 Mayıs olmuş olur. Ya da yetiştirebilir miyim 6 Mayıs'ta sanmıyorum. So you're going to fetch parts to fix a lighthouse? Yeah. There was this old lady that helped me once, and I'm fixing the lighthouse where she used to live. Feneri tamir etmek için mi geldik buraya? Exactly who did the helping is a matter of debate, but regardless. Wow, a lighthouse keeper. That sounds kind of romantic. Indeed, she was nothing burada... if not a hopeless romantic. Yep. Bir dakika. Şimdi görevlere bir bakayım. Burada demek ki bir sürü görevimiz var şu an. Bir tanesi ana görev aynı zamanda. Life in the Sands. Bu ne? Bir dakika. Bu neymiş? Fasad. Yok, bu şey istiyor. Tohum isteyendi. Keeper of the Strange Things Store. Material da. Iron ore, log. Log yok, bu ayrı. Contractor. Find one memory alloy. 10 titanium alloy. And 10 broken motor. Bu hangisiydi? Yok, bu değil. Bot tamiri. Okay. Bu az önce aldığım kaydı başlatmadan önce kasabanın içerisinde aldığım bu görevi. Gittiğimiz istikametteydi ama görmedik. Bir şey varmış büyük. Yan görev olarak onu da şey yapacağız. Scattered cargo. Bu topladığımız kargo görevi. Masterless Lighthouse. Ne diyorum ya. Broken lens, broken battery. Tamam, hem bu görev var burada hem ana görev var. Bir de şimdi çocuktan silahı tamir etme görevi aldı. Bayağı bir şey yapacağız burada gibi duruyor. Dur bakayım. Burayı açmıyor hala bu. Neyse, biz yine burada bir turumuzu atalım. B1, B2. Bir dakika. B2 dedi değil mi çocuk? Basement 2. Alt katlar işte. Aynı zamanda Lighthouse için burada parça toplamamız gerekiyor. Gerçi o yan görev, onu çok sallamıyorum şu aşamada da. Ana görev neyi gerektiriyordu? Gelip çocuklarla konuşacaktık.
parçaları bulmak için. Çocuk onun yerine bize bir kılıç verdi, onu tavsiye etti. Kılıcı tamir edeceğiz. Okay. Okay. Belki bu aşamada kırılıyor mu bu? Kırılıyor. Hadi çıkın. Hop hop hop. Vursana oğlum. Be. Bomba bıraktı. Bomba mı kullanacağız? Okey. Aha burasıymış. Çok fazla ileriye attık. Hop. Tamam, bu ne? Soldan gidersek bayağı bir derinleşiyor. Tam arkamızdan geldik. Sağdan gidersek de farklı bir yere gidiyor. Biz önce soldan gidelim. Bir dakika bakıyorum, aynen. Böyle sıra sıra bütün odaları dolaşacağız artık. Ya şu ana kadar hiçbir şeyi toplamamış olmamıza ne diyorsunuz peki? Herhangi bir parça bırakmıyor düşmanlar. Niye aldık onu o zaman madem patlayacağız? Şuradakini alalım da. Kullanacaksa muhtemelen. Aa. Abi kullanmayacağım şeyi bana niye aldırtıyorsun ya? Bak, her yer bomba oldu. Ne ol? Bak. Okay. Peki diyelim, geçelim yani. Ne yapabiliriz? Soldan devam edeceğiz. Bu kadar geldik mi ya? Açılmayan bir kapı. Gelsinler. Ya çok saçma olmamış mı ya? Görev malzemelerini bu sarı olarak mı bırakıyor itemları acaba? Acım çok yavaşsın be kardeşim ya. Son odaya geldik bakalım. Peki. Hmm.
Bir şeyler toplayıp duruyoruz. Başladık toplamaya. Bu kadar sanırım. Şimdi son odaya doğru gideceğiz. Son ikincisine sokmadı bizi değil mi? Arada bir oda vardı. Bundan sonra bir oda daha olacak arada. Muhtemelen oraya da sokmayacak bizi. Aynen, buraya da sokmadı. Ne oluyor be? Bomba nereden? Muhtemelen buradan alırız. Düşseniz oğlum oraya. Akıllı robot. Bir dakika, bunları ne yapabiliyor olabilir? Oraya ektirme hediye kesin. Bir dakika. Nerede kullanacak bunları merak ediyorum şu an. Bakayım. Bırak. Ağırlık yapıp düşürecek mi bunu? Yok. Broken antena. Güzel. Yok, ektirmiyor abi. Oğlum. Bir dakika, Axe of Beheading, Beast Lord. Bize ne verdi bu? Iron Will. Bunu verdi değil mi? Kırık. Heavy to light. 164'ten 200'e düşürüyor bunu takarsak. O yüzden takmayacağız. Beast Lord 329. Şu an en iyisi bu. Peki, Sunrise'ımız var. Biraz Sunrise kullanalım. Oluyor lan. Nasıl düşmedi oradan acaba? Burada bombayla kırılacak şeyler var. Geçitler var. Bir ön... Buranın sonuna geldik. Hadi bakalım. Boss. Bunlar çıkınca şeyi bırakıyor yani, normal kitapla ateş etmeye başlayınca diğer yaptığımız saldırıyı kesiyor.
Boss, boss, boss. Gel. Aha, bu abisin ölürken orada olan robot değil mi? Fazla mı güçlüyüz? Oo! Bu muydu? Belki boss değil de normal bir robottur bu. Hani büyük robotlardan bir tanesini veriyor. Titanium Alloy. Wow wow, sakin. Bomba lazım, bomba. Aha. Tam tahmin ettiğim gibi. Bir dakika. Niye? Ha, buradan dümdüz mü çıkacak? Tamam. İşe yaradı mı? Hayır. Oğlum biriniz şurada durun ya. Gelin buraya. Heh. Nasıl patlamaz ya? Bir adım daha şey yapacağım. Okey. Buradan gittik işte o dölembeçli yol. Dönüp dolaştığımız yer. This won't open diyor. Peki malzemeleri topladık mı? Hemen bakıyoruz. Yok, burada yazmaz ki. Ne bileyim. Biz gidelim. Gitmemiz gereken bir yer daha vardı zaten. Bakıyorum. Yok. Tam arkamızı dönüp aşağıdan gideceğiz. Aynen. Bye bye. Yürü yürü. Kaynayı bıraktık. Nerede olduklarını bilmiyorum da tahmin edebiliyorum. O yüzden böyle sallıyorum. Level 22. Let's go, boys. Ya o Nier Automata'nın başlangıcı nasıldı ya? Efsane bir aksiyonlu bir başlangıca sahipti. Aklımı başımdan aldı. Lan? Birazcık dolsun manamız. Hadi hadi hadi. Kayne, kız. Bak. Bir dakika, neredeyiz şimdi? Tam sonuna geldik. Kayne de bizden önce gelmiş gibi duruyor. Burası won't open diyor.
Boss, boss. Kesin boss var. Evet, Resident Evil'ın gelmesine son birkaç saat, saat 10'a çeyrek var. 11, 12, 2 saat var. 12'yi bir geçe basar oynarım. Ha. Okay. Hop. Güzel. Hem öldürmesi kolay. Süper. Bunları bol bol kullanmamız gerekiyor çünkü yoksa almıyor yerden. Şuradan geldik değil mi? Böyle gideceğiz aynen. Junkie B2'den geldik. Junkie Depths'e gidiyor. Oo, derinliklerine ineceğiz. Bir dakika. Buradan gitmez. Bu kapı açılır mı? Açıldı. Vallahi açıldı. Depths'e mi gitsek? Yok, burayı bit... Abi burası da bitecek gibi durmuyor ki, bir dakika. Buradan girersem arkasından mı dolaşacak? Neyse, bir bakalım. Var mı? Broken antenna. Hah, açılmıyor işte, okey. Zaten orayı haritada griyle, böyle açık griyle işaretlemiş. Öyle olan yerler muhtemelen açılmıyordur. Hop. Neredeyiz? Burayı da açmıyor. Burasını kırmamız gerekecek. Şuradan gidebiliyoruz en azından. Özür dilerim, iğrenç sesimle sizi zehirledim. Hop. Hop. Ne oluyor, hayırdır ya? Tamam. Burayı da hallettik. Hızlı hızlı devam edelim. Aha, bir daha. Tamam, bombamızı da alıyoruz. Bombayı da nerede kullanacaktık? Bir saniye. Koş 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 koş. Neredeydi o? Aha, tam burası. Koş 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 koş. Buraya kadar koşsam elimde patlasın, sıkıntı değil de. Oraya kadar da gitmez. Hadi be. Bir dakika, nasıl yaparım onu?
Duvardan sektirtebilir miyim acaba? Oğlum alsana. Yok, duvardan sekmiyor, aşağıda kalıyor. Buraya kadar koşayım dedim, o da olmadı. Ne yapacağız? Karşıya gireceğiz mecbur. Belki buradan çıkar. Daha yakın bir yerden çıkar şeyler, bombalar. Hop. Bu değerli bir şeydi, değil mi? Sarılar değerli, evet, nadir olanlar. Daha yeni çözmüş olabilirim ama çözdüm. Hop. Teşekkür ederim. Abicim, yahu. Ya burada bana verdiğin bombayı ben ne yapmam gerekiyor? Yani niye bomba verdin orada? Şunun yerini bir öğreneyim de önce. Burası iyi bari. Nerede en yakını? Bunu kırdık. Bir dakika, hangisini kıramamıştık? Ha, şurada da var. Bu açılmıyor. Şu var. Burayı kırabilir miyiz? Sanmıyorum ya. Hiç sanmıyorum. Hadi şimdi bunu aldık. Şeyi kırdık. Şurayı kırdık. Sonuna doğru gideceğiz. Gelsin big boy. Şurada 1 2 3 tane çıksa ya aynısından. Kaç kaç. Al. Hah, işte bu. Give me some challenge. Severed cable aldık. Bu ne? Broken motor. Motor. That's it. Let's go then. Ha, pa, man. Bir dakika, hangisine giremiyorduk ya? Şuraya girdik, buraya girdik. Şunun yanında vardı değil mi bir tane? Aynen. Burayı açamıyoruz. Şuraya nasıl açarım ben, bir dakika. Çok uzak. Bundan kapıya kadar bile gelemem. Buradan ne yaparım? Şurada çıkarmış olsa. Koş lan. Burası mıydı?
Yo. Ha, burasıymış. Ne oluyor oğlum? Tamam, biz geri dönüyoruz. Junk Heap Depths'e gidiyoruz. Sanırım orası kaldı. Buradan geldik zaten. Buraya geçeceğiz de. Burasını açmayacak. Süper oldu açmaması. Umarım bu bölüme yetişir buranın sonu ya. Hadi. Peki, başka? Oğlum Hearth'ta falan mı oynasaydık bunu? Soldan gidiyor. Gitmeden önce bir dakika. Buradan gitmiyor. Okey. Burada Big Boss var. Fabrikanın göbeğine geldik. Aşağıya doğru mu gitmem gerekiyor? Bu arada bir dakika. Çünkü aşağıya doğru da gidiyordu. Orada soldan gidecek. Neyse, biz yukarı doğru bir çıkalım önce. Buraya geldi. Nereden geldi? Aşağıya gitmiş olsaydık ben gideceğim ya, dur. Hadi be. Yapma çocuğum. Görebiliyor muyum orayı diye bakıyorum da. Yok, yolun sonuymuş zaten. Kapı var mı? Kapı falan da yok. Tamam, güzel. Hoppala, daha da derine inecek bu. 1F mi? Ha. Şu. Birinci floor. Şey, birinci kat. Silah. Beast Curse. Save noktası. Save noktası veriyorsa save'li abicim. Bir dakika, 28-24. 29-10. 24. 40 dakika öyle. Oo, bayağı geçmiş. Okidoki, o zaman bu bölümü burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde aynı buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muhtemelen şuradan atlamamız gerekecek. Çünkü buradan gidemiyoruz gibi duruyor. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak? Buranın daha derinliklerine mi gideceğiz? Ne yapacaksak? Çözelim artık şurayı. Silah parçalarını bulup silahı tamir ettireceğiz. Ondan sonra taş muhafızın parçalarını bulmaya çalışacağız. Ve Shadow Lord'un kalesine gidip kız kardeşimizi kurtarmaya çalışacağız diye düşünüyorum. Şu an tamamen saçmalamış da olabilirim. Bilmiyorum hikaye nasıl ilerleyecek çünkü. Öyle olmasını umuyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Bekleyin. Out.